Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda hep birlikte bakacağımız şey PlayStation 5 Pro'nun nasıl olacak. Şimdi 5'ten sonra 6 bekleniyor, fakat hemen şunu söylemem lazım: PlayStation 4 ile 4 Pro'nun arasında 3 yıl vardı. PlayStation 5 çıkalı da 3 yıl oldu, demek ki sıradaki ürün PlayStation 5 Pro olacak. Buyurun bakalım tahminlerimiz nelermiş. Hemen şunu belirtmem lazım: bu videoda dinleyeceğiniz tüm bilgiler değerli arkadaşlar, tahmini bilgilerden oluşmakta. Çeşitli dedikodulardan, oradan buradan, işte Sony'nin yapabileceği geliştirmeleri tahmin etmek üzerine yürütülmüş bir video içeriği. Ha, ne kadarı doğru çıkar, ne kadarı yanlış çıkar, bunu ürünün kendisi çıktığında hep beraber anlayacağız zaten. İlk olarak söyleyeceğim şey, PlayStation 5 Pro'nun çıktığında fiyatının ne olacağı yönünde. Şimdi arkadaşlar, PlayStation 5 ilk çıktığında 20.000 TL'ler, 25.000 TL'ler havada uçuyordu. Fakat şimdi günümüzde dönüp fiyatına baktığımız zaman işte 14.500 lira, 14.000 lira, diskli versiyonları da 16.000 lira, 17.000 lira bareminde bulunabiliyor. PlayStation 5 Pro'nun da ilk çıktığında aynı kaderi yaşayacağına neredeyse eminim. Yani çıktığındaki ilk 3-5 ay boyunca fiyatları tabanda olacak. Tavanda olacaktır yani. Doğal olarak alacak kişilerin öncelikle birkaç ay beklemesi de fayda var. Ha, ben dayanamam abi, param da var, umurumda değil, basar alırım diyorsanız bu da bir tercihtir. Alabilirsiniz, herkesten önce bu ürüne kavuşmuş olursunuz. Bir de tabii ki de şöyle bir durum var değerli arkadaşlar. PlayStation 5 Pro çıktığında elinde PlayStation 5 bulunan pek çok insan bunu sarı sitede satmaya başlayacak. Doğal olarak PlayStation 5'in fiyatı bence bayağı bir düşecek. Maalesef mevcut ekonomik durumumuzdan ötürü bu tarz planlar yapmamız gerekiyor. Çıkar çıkmaz almıyoruz arkadaşlar, sonra alıyoruz. Bir de şöyle bir durum var, hani dedik kodların yoğunlaştığı, şimdi bu PlayStation 5'in çok büyük olduğundan işte bir sürü onun böyle internette geyiği de çıkmıştı falan filan yönde şikayetler var. Sony muhtemelen bu 3 yıllık arada bu şikayetleri dinleyecek. Bir de Pro'nun yanına Slim versiyonu çıkaracak. Slim versiyonla ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece tasarım anlamında daha küçük olur. Teknik özellikleri PlayStation 5 ile aynı olur. Peki bu ürünün çıkıp çıkmayacağını böyle kesin kesin derken neye güveniyoruz? Arkadaşlar, her şey TCL'nin yapmış olduğu bir lansmanda ekrana verdiği televizyonlarda göründü. Yani orada muhtemelen firma yanlışlıkla veya tırnak içerisinde yanlışlıkla PlayStation 5 Pro 8K 60 FPS diye bir görsel gösterdi. Yani televizyonun bunu desteklediğinden bahsediyor. Biz de buradan demiş olduk ki demek ki PlayStation 5 Pro geliyor. Hem de en ayırt edici özellik olarak 8K 60 FPS durumuyla geliyor. Fakat dediğim gibi PlayStation 5 Pro'da tasarım anlamında bence hiçbir değişiklik olmayacaktır. Peki gelin bizim en çok merak ettiğimiz kısma. Neler değişecek, neler gelişecek, teknik özellik anlamında ne eklenecek? Arkadaşlar, Sony'nin elinde şöyle bir sıkıntılı durum var. Yani bu sıkıntılı durum aslında bizim açımızdan olumlu ama Sony açısından bence olumsuz bir durum. O da şu: PlayStation 5 şu anda sıkı bir oyuncunun da, ortalama bir oyuncunun da tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede. 4K 120 FPS'inden tut işte RT ışın izleme özelliğine kadar falan filan. Doğal olarak Sony'nin burada PlayStation 5 Pro'da ne yapacağı biraz şeyli, böyle muamma. Zaten ürün bütün ihtiyaçları karşılıyor hala. Doğal olarak PlayStation 5 Pro'da göreceğimiz en ciddi teknik özellik 8K ve yüksek FPS. 60 FPS demeyeyim, hani belli olmaz o. 8K'nın yüksek FPS'te oyun oynatabilme özelliği olacaktır. Peki bunu nasıl sağlayacak? Arkadaşlar, iki koşulda sağlayacak. Buna bağlı olarak PlayStation 5 Pro'nun hem GPU'su hem de işlemcisi değişecek. GPU anlamında, yani ekran kartı anlamında 3. nesil RDNA teknolojisini destekleyen RX 7700 XT modelleri bana soracak olursanız PlayStation 5 Pro'nun içinde yerini alacak. Peki işlemci tarafında neler olacak? Şimdi arkadaşlar, PlayStation 5'in daha önce de söylediğim gibi işlemcisi 4K 120 Hz oyun oynamanızı sağlayabilen en önemli parçalardan bir tanesi. Fakat AMD'nin Zen 2 mimarisiyle oluşturulmuş bir işlemciyi kullanılıyor. Doğal olarak PlayStation 5 Pro'nun içinde bulunan işlemci AMD Zen 4 mimarisi mimarisine sahip, 8K oyunları bize yüksek FPS'de oynatabilecek güçlü bir işlemci olacak. Ana değişim bu iki parçada olacaktır. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim, belki tasarımda falan da filan da hiçbir değişim olmayabilir. Eğer bu değişim gerçekleşirse, yani Zen 2'den Zen 4'e geçerlerse, zaten ürün performans anlamında iki kata yakın daha güçlü, daha hızlı çalışmaya başlayacaktır. Bu ciddi bir avantaj. Şu anda şöyle bir durum var, yani bütün özellik 8K'ya fokuslanılmış durumda. Fakat evlerin hepsinde 8K televizyon şu anda yok. Ama şöyle düşünün, PlayStation 5 ilk çıktığında da evlerin hepsinde 4K televizyon yok. Teknoloji ilk çıktığı andan sonra böyle birazcık daha ilerledikten sonra demokratikleşebilen bir şey. Yani herkesin evine girmesi biraz zaman alıyor. Doğal olarak PlayStation 5 Pro'nun da bu herkesin evine 8K girme süresini hesaplayıp ona göre bir ürün çıkaracağı neredeyse aşikar. Gelin gelelim fiyatına. Arkadaşlar, büyük bir ihtimalle AVD çıkış fiyatı bu ürünün, hani yine PlayStation 4 ve 4 Pro'daki farkı da hesaba katacak olursak, yaklaşık 599 dolar 600 dolar gibi bir şey olacak. Bunun aslında vergisiz hali şu anki dolar kuruyla 12-13 bin liraya tekabül etse bile ülkemizdeki vergi
vergiler eklendiğinde banko 26, 27, 30, 32, 33, 35 bin TL gibi bir şey çıkacak. Bu ilk çıkış fiyatı. Birkaç ay sonra işler rayına oturacaktır. 21, 22 bandına düşecektir diye tahmin ediyor. Bu anlamda hani başka aslında size PlayStation 5 Pro ile ilgili anlatabileceğim önemli değişiklik söz konusu değil. Böylece videomun da sonuna gelmiş oluyorum arkadaşlar. En büyük değişiklik PlayStation 5 Pro'nun bizlere 8K oyun oynatabilmesi anlamında olur. Yani işin açıkçası ekonomisi bizim gibi olan ülkeler için çok önemli de bir durum. İşin maalesef yok arkadaşlar. Bu da videomun son cümlesi olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.